Herkese merhaba. Ben Tolga Özbek. Dün Azerbaycan tarihinin en önemli operasyonlarından birini Karabağ'da gerçekleştirdi. Son birkaç aydır Karabağ'da giderek tansiyon artıyor. Özellikle bölgede Ermeni çeteler, terör örgütleri, ayrılıkçı bunlar çeşitli operasyonlar düzenlemeye çalışıyorlar ama Azerbaycan dün yaptığı nokta operasyonuyla bu terör örgütünün belini kırmış durumda. Şimdi isterseniz bu videoda neden bu duruma gelindi? Buna bir bakalım. Arkasından operasyonda kullanılan mühimmat ve sistemleri inceleyelim. Videonun son bölümünde de malum Türkiye ile Azerbaycan arasında iki devlet tek millet yaklaşımı var. Son dönemde Hangi sistemler Azerbaycan'a ihraç edildi? Ne tür destek veriliyor? Bunlara birlikte bakalım. Aslında Karabağ mevzuna kısaca değinmek gerekirse ilk savaş 1988'de 94 arasında ve Ermenilerin gerçekten çok büyük yaptıkları katliamlar var. Fakat o dönem içerisinde Sovyetler Birliği dağılma sürecinde ve Azerbaycan'ın da çok ciddi bir elince askeri güç yok daha doğrusu savaşacak bir ordusu tam anlamıyla yok ve bölge Ermenistan tarafından işgal ediliyor. Fakat Azerbaycan Türkiye'nin de verdiği büyük bir destekle Karabağ'a geri almak üzere uzun yıllar süren ordunun modernizasyonu tekrar burada stratejik dengelerin oturmasıyla birlikte 2020 yılında 2. Karabağ Savaşı çıkıyor. Burada da Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin saldırması sonrasında Azerbaycan kısa sürede bu 44 gün savaşı olarak da adlandırılıyor bu Karabağ'ı kurtarıyor. En son tarihler 9 Kasım 2020'yi gösterirken bölgenin en önemli şehirlerinden biri Suşa Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından kurtarılıyor. Ve arkasından da Rusya Devlet Başkanı Putin Ermenistan'dan Paşinyan'ı ee, Azerbaycan'dan da Cumhurbaşkanı Aliyev'i çağırarak bir ateşkes anlaşması imzalıyor. Ve burada Azerbaycan'ın zaferi, mutlak zaferi Ermenistan tarafından kabul ediliyor. Bunun yanı sıra e, bu bölgede herhangi bir karışıklığın olmayacağı Ermenistan tarafından garanti ediliyor. Ve bölgede de 5 yıl boyunca Rus barış güçlerinin görev yapması kararlaştırılıyor. Ee, Karabağ ile Nahçıvan arasında da bir karayolunun tekrar emniyetle çalışmalara başlaması hedefleniyor. Ama ne yazık ki bu aradan geçen yaklaşık 3 yıllık sürede bu barış anlaşmasının koşullarının pek yerine getirildiği pek ne yazık ki görülmüyor. Bölgede bir Ermeni nüfus var. Azerbaycan çok ciddi altyapı yatırımları yapıyor ve bu bölgede insanların yaşaması için, ekonomiye katkı sağlamaları için çok ciddi çalışmalarda bulunuyor. Ve tabii ki bu savaş arkasından barış konusundaki adımlarda. Türkiye tarafından çok dikkatle izleniyor ve çok büyük bir destek Azerbaycan'a veriliyor. Fakat bu 3 yıllık dönem içerisinde tabiri caizse Ermeni tarafı sürekli orayı kaşıyarak bir sözde bir yönetim, hatta böyle bir sözde bir Karabağ ordusu kendince kuruyor ve burada çeşitli hareketler ve karşı ataklar gelişmeye başlıyor. En son bundan birkaç gün evvel yol mayınlanıyor ve o yolda çalışma yapan iki Azerbaycan vatandaşı işçi hayatını kaybediyor patlamalar sırasında. Bunun arkasından bölgede devriye atan Azerbaycan polisine ait araç mayınla patlatılıyor ve dört polis şehit oluyor. Zaten bunun sonrası da operasyon başlıyor. Şimdi Azerbaycan bölgeyi insansız hava aracı sistemleriyle yoğun olarak takipte ve bunların kısa sürede nereden geldiği, ne yapıldığı, hangi noktalardan çıktığı bu terör örgütünün lojistik noktaları, silah barınakları tespit ediliyor ve havadan operasyon gerçekleştiriliyor. Tabii ki burada 2. Karabağ Savaşı'nda olduğu gibi Baykar tarafından geliştirilmiş TB2'ler başrolü oynuyor. TB2'lerin farklı görevleri var. Keşif kameralarıyla lazer işaretleyerek hassas mühimmatların atılması ve tabii ki SİHA görevinde silahlı olarak kendi taşıdığı mamle, mamce mühimmatlarıyla bizzat gidip tespit edip işaretleyip vurması çok büyük bir güç. Yine bu güç Azerbaycan tarafından kullanılıyor. Bölgede farklı sistemleri var Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin. Bunların arasında İsrail'den alan, alınan kamikaze drone sistemi Haroplar büyük önem taşıyor. Harop sistemi yaklaşık 2,5 metre kanat açıklığına sahip. Bir aracın üzerinden çok basit bir şekilde atılabiliyor. Havada uzun süre kalabiliyor. Ve özel elektro optik sistemleriyle hedefini buluyor ve arkasından yok ediyor. 16 kilogram harp başlığına sahip harop 185 kilometre saatte hızla uçabiliyor. 9 saat havada kalabiliyor. Bunlarla bu hassas hedefler tek tek tespit edilip vurulabiliyor. Bölgede İsrail'in Azerbaycan'la ilişkileri çok iyi ve en son bu Karadağ Savaşı sırasında ve öncesinde de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne bu konuda çok ciddi bir kamikaze drone yardımı ve satışı gerçekleştirmiş durumda İsrail. Tabi burada da nasıl İHA'larımız gerçekten çok etkin. Keşke kamikaze drone sistemleri konusunda da bir an önce o şeytanın bacağını kırsak ve silahlı kuvvetlerimize hizmete girse ben eminim. Azerbaycan'da bu gelişmeler doğrultusunda Türkiye'nin önemli müşterilerinden biri olacağına inanıyorum. Şimdi tabi olayı daha önceki videolarımızda da Karabağla ilgili yaptığım videolarda da İHA ve kamikaze dronların önemini anlattım size. Risk almadan bu sistemler çok önemli, özellikle ikinci savaşta hava savunma sistemlerinin radarlarını vurmakta, çeşitli lojistik noktalarının vurulmasına çok büyük etki ve maliyet etkin özellikle Türk İHA ve SİHA sistemleri burada görev yapıyor. Şimdi Azerbaycan Türkiye'den Akıncı taarruzu İHA sistemi aldı. Hatta geçen yıl yapılan mezuniyet töreniyle ee, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin pilot ve teknik ekipleri mezuniyetini gerçekleştirdi, eğitimini gerçekleştirdi. Bu açıdan İHA açısından Azerbaycan bir üst seviyeye doğru çıkacak. Akıncının farkı ne? Yaklaşık 3,5 ton ağırlığında mühimmat taşıyabiliyor. Yani sadece çok hafif basit sistemler değil, ağır nokta vuruşu yapabilen, büyük hasarlar oluşturabilen mühimmatlar da Akıncı'dan atılabilecek ve böylelikle aynı bir uçak operasyonu gibi Azerbaycan operasyon gerçekleştirip e, buralardaki etkisini, gücünü arttırabilecek. İki tarafta hem Ermenistan Hava Kuvvetleri hem e, Azerbaycan Hava Kuvvetleri eski Rus yapısı uçaklar kullanıyorlar. Ama artık bunların temininde sıkıntı yaşanıyor. Ermenistan savaştan önce Su-30 almıştı ama bunları savaş sırasında uçuramadılar. Ve e, Rusya'nın da şu an Ukrayna Savaşı nedeniyle uçağa ihtiyacı var. Azerbaycan da filosunu yenilemek istiyor. Fakat Ermenilerin tüm dünyada Azerbaycan'ı sıkıştırması ve ambargo uygulatması nedeniyle de Batı yapısı uçaklar almakta güçlük çekiyor ama karşı tarafta da Rusya'dan alacağı uçak sayısı sınırlı ee, Rusya'nın kendi ihtiyacı var bu konuda bir yenileme yapması açıkçası büyük önem taşıyor. Gerçekleştirilen operasyonda bir füze çok dikkat çekti. Bu Belarus tarafından geliştirilmiş Polonez olarak adlandırılan bir füzeydi. Bunun maksimum atış menzili 300 kilometre olarak belirlenmiş durumda. Roketin de ağırlığı 780 kilometre. Roketin çapı ise 301 milimetre. GPS veya ANS olarak adlandırılan küresel konumlandırma sistemleriyle bu füze ateşleniyor. Yaklaşık 25 tonluk 8x8 bir araç üzerinde 8 adet taşınabiliyor. Ve füze başlıkları istenirse yüksek patlayıcı, yüksek patlayıcı parçalanma özelliklerine sahip veya parçalanma zırh delici özelliklere sahip üç farklı e, harp başlığı da bulunmakta. Bu sistem atıldıktan sonra e, yani yaklaşık 50 saniyede kamyon üzerinde bulunan 8 füze ateşlenebiliyor ve 30 metrelik bir cep e, özelliği var yani 30 metre içerisinde bir sapmayla nokta atışı gerçekleştirebiliyor. Bu sistemin ilk kul ilk yurt dışı kullanıcılarından biri Azerbaycan topçu birlikleri olmuştu. Bu açıdan da geliştirilen bu çok namlulu roket sistemi de Azerbaycan'ın gücüne güç katmış durumda paylaşılan videolardan bu sistemin de kullanıldığı gözüküyor. Bir başka kullanılan sistem Pakistan tarafından geliştirilmiş 122 milimetrelik roket fırlatma sistemi, çok mamlılı roket atar bir sistem. Bu sistem halen Ukrayna savaşında Ukrayna tarafından da kullanılıyor. Güdümsüz olarak atılıyor ve özellikle geniş alandaki piyade birliklerine karşı kullanılıyor. Bu sistemde Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin envanterine girmiş durumda. Gelelim son dönemde ihraç edilen Azerbaycan'a yeni nesil sistemlere malum çok önemli bir modernizasyon projesi Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından gerçekleştirildi. Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin Su-25 uçakları modernize edildi. Yeni nesil Aselsan üretimi mühimmat ve atış sistemlerine kavuştu ve uçak gerçekten yeni nesil bir savaş uçağı bu sistemler sayesinde geldi. Nedir bunun özelliği? Su-25 gerçekten alçaktan uçabilen önemli bir yakın hava destek uçağı bu yüksek atış gücüne sahip nokta atış yapan mühimmatlarla Su-25'in özellikleri arttırılmış durumda. Bu son zamanda Azerbaycan ile yürütülen en önemli modernizasyon projelerinden bir tanesi. Karabağ Ermenistan terk ederken çok sayıda bölgeyi, yolları, binaları mayınlamış durumda. O mayınların kaldırılması için de asfalt çok önemli bir ihracat gerçekleştirdi. Asfat'ın Memat olarak adlandırılan mayın temizleme aracı, bu uzaktan kumandalı insansız bir araç, en önemli dış kullanıcısı Azerbaycan oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinde, jandarmada da bu araçtan mevcut ve Azerbaycan 20 adet satın aldı bu aletlerden ve bölgede, Karabağ'da özellikle mayınların temizlenmesinde kullanılıyor. Bu araç 8 kilogramlık TNT patlasa bile zarar görmeden görevine devam edebilecek özelliklere sahip. Yaklaşık 5 kilometre uzaktan ekipler uzaktan kumandayla çalıştırıyor. Gerçekten işte mayının bulunması, tahrip edilmesi Gerçekten mayın çok sinsi bir silah. Yıllar sonra bile patlayabiliyor. Çok özellikle Doğu Boliyonun mayın konusundaki etkinliği çok fazla. İşte geçmişte Güneydoğu'da terör örgütü PKK bunları çok kullandı. Arkasından mesela Afganistan gibi bölgelerde gerçekten mayın büyük dert olmuş durumda. Memat buna farklı bir çözüm geliştiriyor. Memat'ın ihraç edildiği diğer ülkeler arasında Togo. Burkina Faso bulunuyor. O ülkelere de ikişer adetten toplam 4 adet memat ihraç edilmiş durumda. Ve gerçekten bu araca da ciddi bir yurt dışı ilgisini olduğunda belirtmemde fayda var. Bir başka sistem ise son bu 2. Dağlık Karabağ'daki savaşın arkasından Ermenistan'da İHA ve drone sistemlerine yatırım yapmış durumda. Özellikle sürü drone kullanılmaya çalışılıyor. Buna karşılık da Azerbaycan İlter olarak adlandırılan anti İHA sistemini Türkiye'den satın aldı. Boğaziçi savunma tarafından geliştiriliyor sistem. Bu sistem yaklaşık %90 oranında yerlilik oranına sahip yazılımı mühendislerimizin eseri çok çok önemli bir anti İHA sistemi ve bugüne kadar da 10 ülkeye teslim edilmiş durumda. Azerbaycan da bunlardan bu sistemin kullanıcılarından biri. Sistem şöyle çalışıyor ya tamamen elektronik bağlantısını keserek kumanda edilemez bir hale getiriyor veya e, İHA'nın, dronun bir koordinat bilgisi girdiği zaman o koordinat bilgisine göre işte GPS, küresel konumlandırma sisteminden gelen bilgiler doğrultusunda o drone uçuyor. Bu sistem adeta e, o girilen koordinatı tespit edip sanal bir koordinatı başka bir merkeze veriyor. Bu sistem kaydırıldığı zaman Drone'un aklı karışıyor ve oluşturulan o hayali hedefe doğru gidiyor. Yaklaşık 8 kilometre menzilli uzaktan kontrol edilebiliyor. Ve etkisi sistemin 80 kilometreden itibaren gelirken drone etkilenmeye, elektronik karıştırmaya maruz olmaya, maruz kalmaya başlıyor. İlter bu açıdan Azerbaycan açısından da büyük öneme sahip. İkinci Karabağ Savaşı'nda Türkiye çok büyük bir destek vermişti Azerbaycan'a. Hem arkandayım diyerekten ki malum iki devlet tek milletiz biz. Bu çok önemli bir adım. İkincisi de kurmay aklın orada olması için gerçekten üst düzey askeri yetkililer bu bölgede görev yaptılar. Buradaki bu destek devam ediyor. Dünkü yapılan operasyonun arkasından da Milli Savunma Bakanlığımız bir açıklama yaptı. Ve biz bu operasyonun arkasındayız. Terör örgütünün oradaki kökünün kazıtıl kazıtılıncaya kadar verilecek, yapılacak operasyonda Azerbaycan'la beraberiz dendi. Bu mesaj çok önemliydi. E, malum son dönem içerisinde Ermenistan tarafında ilginç gelişmeler var. Aslında savaştan sonra, yenilgiden sonra Ermeni e, lideri Paşinyan'ın istifası bekleniyordu ama bir türlü istifa etmedi. Uluslararası anlamda büyük bir destek var. Hatta geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri askerleri bölgede Ermeni güçleriyle birlikte bir Tatbikat yaptılar bu gerçekten tehlikeli bir gelişme. E, fakat bir yandan da Paşinyan açıklamalarında kendi sözünü dinlemeyen paramiliter grupların, orduda bazı e, grupların bu çatışmayı oluşturduğunu ve çok ciddi bir sıkıntının meydana geldiğini de kendisi ifade etmiş durumda. E, bakalım nereye gidecek bu çatışma ve tansiyon ben de açıkçası Merak ediyorum. Ee, İran'ın da bir taraftan Azerbaycan'a baskısı var ama bu dünkü operasyondan sonra İran Dışişleri Bakanlığı şu açıklamaya yaptı: "Karabağ Azerbaycanındır" dedi. Bu da bir ilginç bir yaklaşım ee, çünkü işte İran Ermenistan'a yardım ediyor bir bakıyorsunuz Hindistan öbür tarafta Ermenistan'a yardım ediyor. Öbür tarafta da e, Azerbaycan'ın arkasında Türkiye'nin yanı sıra Pakistan'da ayakta durması için Azerbaycan'ın savaşması için ekipman desteğinde bulunuyor. Gerçekten enteresan günler yaşanıyor. Bu arada tabi Rusya'nın tutumu da çok önemli. Her ne kadar Sovyetler Birliği dağılsa, ayrı cumhuriyetler haline gelse ver de bölgede Rusya'nın lafı çok etkili. Ermenistan aslında dış baskıyla hatalı bir adım attığını ben düşünüyorum ve Rusya Devlet Başkanı Putin'i uluslararası savaş suçlarına göre eğer Ermeni topraklarına gelirse tutuklanacağını açıkladı. Bu yaklaşım tabi Putin'i çok sinirlendirdi. Yarın öbür gün bir şey olursa ben size karışmıyorum. Ne yaparsan yap. Hatta dedi Karabağ'da 5 yılına görev yapan Rus barış gücünü de çekeceğim. Ee, sözleri gerçekten Ermenistan'ın en azından ne olduğunu bir titreyip kendine gelmesi açısından çok önemli bir adım. Bakalım bu iş nereye doğru gidecek ben de merak ediyorum. Ama sonuçta Azerbaycan, Karabağ'ın tekrar ekonomik olarak ayağa kalkması için çok ciddi altyapı yatırımları yapıyor. İşte Bölgede Ermeni nüfus mesela e, bu operasyon başlayınca hemen Azerbaycan tarafından çok insani şartlarda daha emniyetli bölgeye alındı. Barınma, yiyecek içecek ihtiyaçları karşılandı ve operasyon sonrasında tekrar dönmeleri sağlanıyor. E, bu konuda adımlar atılıyor. Umarız kısa zaman içerisinde Karabağ tekrar ekonomik olarak orada işler, işlerin yapılabileceği, ekonominin dönemeleceği, insanların rahatça... Umarım bunlar sonrasında Karabağ kısa süre içerisinde tekrar gelişip ekonomik olarak kendi ayaklarının üzerine durup oradaki halka bir istihdam sağlayacak bir çalışmanın yapılabilmesini umuyoruz. Ama tabii ki iki devlet tek millet olarak gözümüz Karabağ'da. Karabağ gerçekten hem Azerbaycan için hem de bizler için çok çok önemli nokta. Evet bu videomda açık kaynaklardan yararlanarak size neler var neler yok buradaki gelişmeler neler bunlar hakkında bilgi vermeye devam ettim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Sorularınız için yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.